Plan olsaydı burada şimdi, değil mi? Hepiniz yoruldunuz ama iki tane önemli, bana göre çok önemli konu kaldı. Ben hasılatı anlatacağım size. Yani sabahleyin demiştik ya, pazar günü hava çok güzel, gittiniz aldınız mobilyayı, o akşam yanmış. Onu anlatacağım. Burası çok önemli. Peki değerli arkadaşlar, şimdi bununla ilgili okurken bakalım nelere denk geliyor. Değerli arkadaşlar, bir satışın satış olarak kaydedilebilmesi için mal ile ilgili riskin kesinlikle alıcıya devredilmiş olması lazım. Peki bizim mal aldığımız zaman, mobilyayı aldığımızda risk bize devredilmiş miydi? O zaman hasılat yazamazsın. Evet, orada maddeleri görüyorsunuz. Tekrarlıyorum. Diyor ki kanun, COBİ-TFRS, mal ile ilgili riskin, zilliyetliğin, kullanma hakkının mutlak surette karşı tarafa devredilmesi şarttır. Eğer alıcıya devredilmişse hasılat yazar. Alıcıya devredilmemişse hasılat yazamazsınız diyor. Bizim örneğimizde, sabahki örneğimizde mobilyalar bize devredilmediği için hasılat olarak kaydedilemez değerli arkadaşlar. Bilgilerinizi hemen onu arz etmiş olayım. Yine değerli arkadaşlar, hasılatla ilgili çok tipik örnekler var. Siz bunları okurken bakayım burada var mı? Şunları siz ben siz okurken nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin tipik bazı örnekleri sizinle paylaşayım. Özellikle şunlar çok önemli. Hasılatın muhasebeleştirilmesi. Düşünün ki hepinizin kart cebinde kart var. Kartlarınız var ya. Orada puan kazanıyorsunuz. Puanı nerede harcıyorsunuz? Hepsini puan kazandığınız yerde mi harcıyorsunuz? Hayır, bankada kazanıp başka yerde harcıyorsunuz. Nasıl oluyor onun muhasebesi? Bakın ne kadar güzel soru değil mi? Hayatın kendisi. Onu hasılat düzenlemiş. Başka bir şey paylaşayım sizinle. Geçen günü bana anlattılar, şimdi o konuyu anlatacağım sizinle. Çok da değerli bir hocam anlattı. Efendim, bir yere ders vermeye gitmiş. Ders vermeye, tabii bir şeye gitmiş, Mercedes firmasına. İşte orada konuyu anlatırken, şöyle bir konu tartışılmış, sizinle de paylaşalım. Efendim, müşterinin birisi gelmiş, Mercedes araba istiyor. Ama diyor, vallahi ben diyor, siyah istiyorum. Onların elinde de siyah yok Mercedes. Adam da müşterisini kaybetmek istemiyor. Komşu Mercedes'ciden bir siyah alıyor, ona da beyazını veriyor. Kendisindeki beyazı. Yani takas veriyor. Soru şu, nasıl muhasebeleşir? Değil mi? Ne kadar güzel. Ya da muhasebeleşir mi? Şimdi değerli arkadaşlar, standart bu konuyu şöyle düzenlemiş. Diyor ki, bakın diyor ki, aslında konunun elinizde yok şeyi. Sizin elinizde hiç yok zaten orada. Bitti sizde burada. Ben onu paylaşayım sizinle. Diyor ki, başlık şu. Mal ve hizmetlerin takası. Bu Karadeniz'den bildiği takalar değil. İkisinin mübadelesi, takası. Şimdi diyor ki orada, mal ve hizmetlerin aynı nitelikteki mal ve hizmetlerle takas edilmesi muhasebeleştirilmez diyor.
muhasebeleştirilmeyecek olayları anlatıyor. Ama ben söyledim ya sabahleyin. Ben de öyleyim. Hemen bana bir şey sordular. İşte gemiye kaydını yapmaya çalışıyoruz. Sesini çizmeye çalışıyoruz. Şuraya koyalım diyoruz. Çünkü biz hep öyle bakıyoruz. Öyle alıştık. Ama artık bunu terk ediyoruz yavaş yavaş. Siz de terk edeceksiniz. Sınavı kazanınca kadar yapın. Ondan sonra geçtikten sonra köprü ne yaparsanız yapın. Tamam mı? Şimdi sizin gibiyken ben de öyleydim arkadaşlar. Biz de sınava girdik. Rüyalarımıza giriyordu. Acaba o zaman 6-0, 3-0 atılsın mı diyorlardı. 3-0'dı bizim zamanımızda. Ben reklamlara bakıyordum. Acaba oradan soru çıkar mı diye. Biz de, siz de bakıyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Neydi o? Tesise katılma payının muhasebesini hayatta 493 nolu hesap nedeni sorulacağını aklınızın köşesinden geçer mi? Geçmez. Benim de geçmez arkadaşlar. Ben de ders verdim o kadar. Hiç anlatmadığım konu. Adını bile bilmiyorum. Şimdi diyor ki bakın. Mal ve hizmetlerin aynı özellikteki mal ve hizmetlerle takası muhasebeleştirilmez. Bu çok önemli ama arkadaşlar. Devam ediyor. Mal ve hizmetlerin farklı özelliklerdeki mal ve hizmetlerle takası olur. Ancak olmaz da diyor. Ticari olup olmadığına bakacaksınız o malın diyor. Diyor ki ticari özelliğinin olmaması lazım diyor. Tekrarlıyorum. Mal ve hizmetin farklı özellikteki mal ve hizmetle takası ancak ticari özelliğinin olmaması ile mümkündür diyor. Burası önemli. Ben iki tane özel şey söyledim. Ne zaman mal ve hizmetin takasının muhasebe yapılmayacağını. Şimdi geriye dönüp bakıyorum. İki tane arabada maliyeti aynı mı arabaları? Aynı, o zaman muhasebe işlemez. Şu andaki mantığa göre bakarsanız katma değer bilgisinin kanunun ikinci maddesine göre takas iki taraf içinde katma değere tabi. Öyle değil mi? İkinci madde öyle değil mi? İşte diyor ki takas aynen öyledir ikinci maddenin beşinci bendi. Her iki taraf içinde katma değere. Yani birimizin kırmızı kalemi var, birimizin lacivert kalemi alıyoruz birbirimizden. Ben ona verdiğim zaman katma değere tabi. O da bana vermesi katma değere tabi. Ama burada değerli arkadaşlar dikkat edin, bu düzenleme katma şeye tabi değil, muhasebeye tabi tutulmuyor. Burada bizim bir avantajımız var. O avantaj şu, kamu gözetimi, denetimi, kurumu, bütün bu olayları düzenleyecek olan kurum, Maliye Bakanlığı'na bağlı. Maliye Bakanlığı'nda katma değerin bu maddelerinde onlar düzenlediklerine göre bütün top onlarda. Dikkat edin, bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Onlar bu düzenlemeleri yapacaklar, hizmetin sunumu açısından. Değerli arkadaşlar, başka ben sizinle bir şeyleri paylaşayım. Malın, biraz önce okudunuz siz bunları, zaten burada yazıyor ama deniliyor ki ben özel bir şey söyleyip paylaşayım size. Burası çok önemli. Sahiplilikle ilgili risk ve getirilerin alıcıya ne zaman devredilmiş sayılacağının değerlendirilmesi, incelenmesi gerek. Bu cümle çok önemli. Yani sahiplilikle ilgili risk. Bunun en tipik örneği şu değerli arkadaşlar. Perakende satış. Şimdi sahiplilikle ilgili risk nedir? Siz araba almaya gittiniz, elbise almaya gittiniz. Çocuğunuza elbise alacaksınız. Beyinize ya da hanımınıza gömlek alacaksınız. Bilirsiniz de gömlek. Ya işte bir şey alacaksınız. Ben uydurmuş olayım. Ama boy ölçüsü, boğaz ölçüsünü bilmiyorsunuz. Alırken yanında ne veriyorlar size? Değiştirme kartı. Niye veriyorlar? İşte bu. Değiştirme kartını bunun için veriyor. Çünkü değerli arkadaşlar, sahiplilikle ilgili risk gerçekleşmedi. Niye? Değiştirme şansı var adamın geri. Geri iade etme şansı var. Eğer bu riskleri taşıyorsa değerli arkadaşlar, dikkat edin. Bu olay kesinleşinceye kadar, orada da süre var değil mi herhalde? 3 günde gel, 5 günde gel, biraz geciktirsen 20 günde gel diye. Değil mi? Hep türkü de var herhalde. Dikkat edin şimdi. Orada diyor ki şu kadar süre içinde gelirsen diyor. Gelmezsen değiştirmem kardeşim diyor. İşte değerli arkadaşlar, sahiplilikle ilgili en önemli risk bu. Ve burada diyor ki, geri dönme ihtimalinin az olması halinde sen diyor doğrudan gider, kendine gelir ya da gider yazabilirsin diyor. Bu şu anlama geliyor. Ve perakende satışı da bunun için öne sürüyor.
örnek olarak gösteriyorlar. Örneğin ekmek. Vallahi ekmeğin içerisinde kıl, tüy, çöp çıkmasa iade ediyor mu? Etmiyoruz, dikkat edin. Ekmeği satan fırıncının ya da bakkalın ekmeğin geri gelme ihtimali ona ne kadardır? Binde kadardır. Yüzde bile değil, binde binde. Ama gömlek satan adamın, şeyin, bir firmanın sattığı gömleğin geri dönme riski ihtimali binde değil, yüzdelerle ölçülebilir. İşte değerli arkadaşlar, sahiplilikle ilgili risk dediğimiz o en önemli olay bu. Bu nedenle şöyle bir düzenleme var. Ben standartları anlatıyorum, şu hasılatı anlatıyorum, şu inşaat sözleşmeleri hariç. Burada yok bunlar dedim, onu söylüyorum zaten. Deniliyorum ki değerli arkadaşlar, bakın çıkardığım notu sizlerle paylaşayım, dilim tutmadan. Deniliyor ki, sahiplilikle ilgili risklerin elde tutulduğu durumlarda hasılat muhasebeleştirilmez. Sahiplilikle ilgili risklerin elde tutulmasının örneği ne olabilir ki? Bakın söyleyeyim ben size. Diyor ki, hasılatın tahsili alıcının malı satmasına bağlıysa. Neydi bunun adı? Ya siz firma proforma fatura gönderiyor. Ondan sonra malı beğenirlerse satıyorlar ya. Neydi adı? Birincisi bu. İkincisini söylüyorum. Değerli arkadaşlar, montaj işlerinde, bakın hep hayatın kendisi, montaj işinde, montajın tamamlanmaması durumunda hasılat muhasebeleştirilmez diyor. İnşaat içinde geçerli bu. Ama tamamlanan kısım için muhasebeleştirecek biraz sonra. Ben size şurayı açayım isterseniz. Bak hem okuyacağım. İnşaattayız. Devam ediyorum. Son olarak değerli arkadaşlar, diyor ki, alıcının alma kararından vazgeçme hakkının bulunması halinde o satış hasılat olarak muhasebeleştirilmez diyor. Tekrarlıyorum. Alıcının alma kararından vazgeçme hakkının bulunması. Adam araba alıyor. Araba alırken sözleşme yapabilir kardeşim. Ya da başka bir şey alıyor. Ben diyor, valla şöyle şey olmazsa bunları geri veririm kardeşim diyor. Bu durumda değerli arkadaşlar, o hasılat olarak muhasebeleştirilmez. Biraz önceki örneklerimizde olduğu gibi bir kere daha söylüyorum. Diyor ki, montaj işleri ve benzeri işlerin diyor tamamlanmaması halinde bu olaylar muhasebeleştirilmez diyor değerli arkadaşlar. Ben hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin tipik örnekleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Peki.